Merhaba, ben Daha Yatırım Danışmanlığı biriminden Sibel Demirtaş. Bu videomuzda sizlerle Eylül ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağız. Eylül ayına girerken piyasaların odağını para politikaları oluşturuyor. Bu ay içindeki toplantılarında hem Fed'in hem de ECB'nin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımına gitmesi beklenirken, artırımların 50 mi yoksa 75 bas puan mı olacağı ise risk iştahının şekillenmesini sağlayacak. Genel olarak bakıldığında fiyatların artış hızı ve ekonomik aktivitenin seyrine işaret eden veriler 75 bas puanlık faiz artırımının daha yüksek olduğunu göstermekte. Giderek ivme kazanan sıkılaştırma adımları her ne kadar resesyon riskini artırsa da merkez bankalarının önceliğinin fiyat istikrarı olması nedeniyle izledikleri politikadan taviz vermeleri çok olası görünmüyor. Yurt içinde ise Ağustos ayını oldukça pozitif bir zeminde kapatan Borsa İstanbul, Eylül ayına da iyimser bir başlangıç yaptı. Kazanılan momentumun hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlarken, yıllık bazda %80'i geçen enflasyon ve derinleşen negatif reel faiz ise TL açısından şartları zorlaştırıyor. Eylül ayı yatırım önerilerimize gelecek olursak, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı modelimiz bulunmakta. Düşük orta risk iştahına sahip yatırımcılarımız için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen, taşıdığı pozisyonlar itibariyle hali hazırda düşük riskli olan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %81 olan dengeli portföyümüzle mevcut konjonktür doğrultusunda hem yılın başından bu yana ulaşılan %40'ın üzerindeki getiriye hem de portföyün düşük riskli yapısını korumak için %5'lik hisse ağırlığını SOA'ya kaydırıyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan, ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %88 olan dinamik portföyümüzde de mevcut konjonktür doğrultusunda bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza yüksek getiri hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %97 olan atak portföyümüzde ise mevcut konjonktür doğrultusunda portföyün yüksek risk yapısını da göz önünde bulundurarak Borsa İstanbul'un sunduğu potansiyelden daha fazla yararlanabilmek adına %5'lik SOA ağırlığını hisse senetlerine kaydırıyoruz. Daha Yatırım Danışmanlığı birimi olarak Eylül ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.